araştırmanızdan. Ama Edgar Schur'un şunu böyle bir kısacık değerlendirmesini rica edebilir miyim? MHP'nin kendini, evet biz ittifakın parçasıyız ama muhalefet partisiyiz biz aslında söyleminin kendi tabanında bir karşılık bulması mümkün mü? Seçmende demiyorum. Kendi tabanında bir karşılık bulması mümkün mü? Şimdi benim görebildiğim kadarıyla 2018'de 24 Haziran'da hatırlayalım. MHP'nin oyunu anketler çok iyi tahmin edememişlerdi. Çünkü orada tabii ittifak içi, ittifaklar da çok yeni fenomenlerdi ve ittifak içi oy geçişini ölçmek görece zordu o zamanlar. Şimdiye nazaran baktığımız zaman. Çünkü yani bir şeyi siz hukuksal ya da siyasi mühendislikle getirdiğiniz zaman sosyolojik olarak onun anlaşılması ve uygulamaya koyulması biraz zaman alıyor. Tabii ki oy da verme davranışına da bunun yansımasını anında görmek kolay değildi. Bizim gördüğümüz 2018'de anketlerde MHP işte 6, 7, 8 vesaire çıkıyordu ama sonra seçimlerde gördük ki 11 küsur çıktı. Bence bugün MHP tabanı dediğimiz taban o 6-7 dediğimiz tabandır. Bugün de hatta Sayın Mehmet Ali Bey'in anketinde gördüğümüz 6 o tabandır diye düşünüyorum. Tabanı olmayan kişiler ya da seçmen tarafından terk edilmiştir bugün itibariyle MHP. Bu ankete baktığımız zaman. 2018'de de anketler böyle tahmin etmişti ama ittifak içi geçişi görmek görece zor olduğu için öyle. Bugün artık bunun değiştiğini görüyoruz. O AK Parti'den kopanların MHP'ye geçtiği konjonktürden çok daha başka bir konjonktürdeyiz. O bakımdan MHP'nin bunu yaptığını ben düşünüyorum. Sadece bu ankete bakınca bile ise şunu görüyoruz. Aslında bugün MHP tabanı dediğimiz, ben kişisel olarak da böyle çevremde de bunu gözlemleme fırsatı, bu çok önemlidir. Yani sizin kantitatif, niceliksel datayı niteliksel bir takım gözlemlerle desteklemeniz çok önemlidir. Şunu görürüz. MHP tabanı genel seçimlerde, bakın yerel ya da referandumdan bahsetmiyorum. Genel seçimlerde MHP'nin o kemik tabanı partisine sadıktır. Genel başkanıyla hiç beklemediğiniz bir kavga içinde bile olsa, böyle kendi içinde hiç sevmese bile, hatta öyle söyleyeyim ki Sayın Bahçeli döneminde bunun çok örneğini gördük. Genel seçimlerde o partinin kemik tabanından bahsediyorum. Bu bir siyasi kültür. Ülkücülüğün içindeki bir siyasi kültür partisini terk etmez. Kolay kolay genel seçimler için konuşuyorum. Bu da bugün görebildiğimiz kadarıyla 2018'de de bugün de işte 6-7 civarı bir rakamdan bahsediyoruz. Fakat MHP'nin bugün biz aslında muhalefet partisiyiz, biz bir denge unsuruyuz sözü bu tabana hitap etmiyor. AK Parti'den kopup kendisine gelebilecek ya da AK Parti'den kopup muhalefete gitmekten de korkan bir seçmen için ara bir çözüm olabilmesini isteyen bir seçmen için MHP bunu söylüyor. Ama konjonktür değişti. 2018'de o konjonktürün ekmeğini hiçbir anketin ve sosyal bilimcinin öngöremeyeceği şekilde MHP yerken bugün artık o konjonktürün geçtiğini ben hissediyorum ve görüyorum gözlemlerimde. O bakımdan bunu söylemesi her ne kadar da mantıklı gibi gözükse de çok karşılığını bu sefer alabileceğini sanmıyorum. Peki şimdi bir sonraki grafiği bir görebilir miyiz arkadaşlar? İttifaklar, burada soru ittifaklar. Kendinizi CHP ve İYİ Parti'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı'na mı, AKP ve MHP'nin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'na mı yakın hissediyorsunuz? Şimdi soru böyle sorulduğunda Millet İttifakı %48, Cumhur İttifakı %38, iki ittifaka da yakın hissetmiyorum %14. Bu muhtemelen işte HDP'nin tabii buradaki ana gövdeyi HDP oluşturuyor o %14. Doğru. Buradaki soru oy verir misiniz değil ama. Hangi ittifaka oy vereceksiniz değil. Hangisine daha yakın hissediyorsunuz sorusu. Önce Edgar Schur bunu bir yorumlasın kaldığı yerden. Sonra Barış'ın bir yorumlamasını isteyeceğim. En sonunda Mehmet Ali Bey'e soracağım. Bu soru tipini ben çok önemli buluyorum.
son zamanlarda önemli anketlerde bu soru tipini görüyoruz. Bu soru tipi bize ne gösterir? Bakın biraz önce o bu hafta seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusundan daha fazla bir şey öğrenebilmemiz için bazı aklımızdaki ezberleri koruyacak mıyız, bozacak mıyız? Bu da ankete bakarak karar verebiliriz diye düşünüyorum. Biraz önce konuştuğunuz konulara temas etme fırsatı verdi bana. Şimdi şöyle bir ezber var. Hani siz de sordunuz ya, Barış Bey sordu. Sağ partiler, daha önce İyi Parti de buna katılıyordu bakın. Şimdi artık İyi Parti çok fazla Millet İttifakı ve CHP'li ortak aday şeyini ileri sürünce İyi Partisiz o partiler %7 barajını da aşabilirler düşüncesiyle bir sağ ittifak oluşturur mu? Oluşturursa ne olur? Şu faydası olur mu? Bakın hani biz aslında iktidardan çok koptuk ama ya o CHP oradayken bizim asla muhalefete oy vermemiz, Millet İttifakı'na oy vermemiz mümkün değil gibi düşünen büyük bir seçmen kitlesi olduğu düşünülerek yapılan bir analiz var. Bir defa şunu söylemek lazım. Ben bununla ilgili bir veri görmedim şimdiye kadar. Bu analizi yapanlar da kolay kolay niceliksel datadan bu çıkmaz. Daha odak gruplar vesaire yapılması lazım. Böyle bir data görmedik. Ve burada Millet İttifakı'na yakınlığın bu derece çıkması bence bunun tersine bir veridir. Ben öyle yorumluyorum. Çünkü mesela şunu görüyoruz. Herkes ne diyor? Mehmet Ali Bey de biraz önce söyledi. Her 4 AK Parti'den kopan veya Cumhur İttifakı'ndan kopan diyelim buna. İkisi İyi Parti'ye, birer tane de Gelecek ve Deva'ya gidiyor. CHP'ye gitmiyor gibi gözüküyor. Mutlaka CHP'de az çok giden var ama hani daha büyük oranda bu partilere gidiyor. Bu şunu gösteriyor bazıları bu yorumu yapanlara. Bakın CHP'ye asla oradan oy alamaz. CHP zaten 25'te kalıyor. Ama burada şu var. İnsanlar İyi Parti'ye de hatta Deva ve Geleceğe de ama daha çok İyi Parti'ye CHP'nin yanında olduğunu bilerek bu kayışı sağlıyorlar. Ve burada da bu ankette de seçmenin Cumhur İttifakı'ndan çok daha büyük bir kısmının Millet İttifakı'nda kendini yakın görmesi artık 2018'de var olabileceğini iddia edebileceğimiz CHP alerjisinin muhafazakar ya da Cumhur İttifakı'ndan kopmak üzere olan seçmende artık o kadar olmadığını, bunu da sosyolojik temellerinin olabileceğini, çok mantıklı olduğunu. Çünkü 4-5 yıl geçti o zamandan beri. Bakın ne diyor Mehmet Ali Bey? Bölgede CHP'nin ismini duyuyoruz. 2018'de bunu duyamazdık. Temel Karamollaoğlu mesela Saadet Partisi 2018'de sadece CHP'nin içinden kontenjanla milletvekili çıkarmalarının bir sonucu olarak şöyle bir yorum yapmışlardı. Biz Millet İttifakı'ndayız. Acaba hata mı yaptık? Bize gelmedi gelebilecek, AK Parti'den kopabilecek seçmen. Bugün o gün o yorumu yapan Karamollaoğlu bugün Kılıçdaroğlu için ne diyor? Onun yaptığı baba yiğitliği kolay kolay kimse yapmaz. Şimdi iktidar otoriterliği derinleştirdikçe özellikle ekonomik kriz buna eşlik ettikçe biz kutuplaşmanın azaldığını iktidar karşıtı seçmende görüyoruz. Bu Saadet Partisi CHP için de geçerlidir. Cumhur İttifakı'ndan kopanların CHP alerjisinin azalması şeklinde de görülebilir. Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı bölgelerde CHP'nin ortaya çıkması şeklinde de gözüküyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman benim için bu verinin, uzatmayayım daha fazla, en büyük göstergesi demek ki tek bir ittifak, yani tek bir muhalefet bloğu diyelim. Tek bir ittifak deyince yanlış anlaşılıyor. HDP'nin dışarıda olması matematiksel olarak diğerlerinin dışarıda olması kadar etki yapmıyor. Bunu hep söylüyoruz zaten, tekrarlamayayım. Tek bir cumhurbaşkanı adayının doğru olduğunu ve o CHP alerjisi ezberinin artık bence tıpkı MHP'nin AK Parti'den kopanlar için bir adres olması bilgisi ne kadar eskidiyse, 2018'de kaldıysa, o konjonktür değiştiyse, bunun da bu CHP alerjisi ezberinin de bu konjonktürde artık eskisi kadar etkili olmadığını bu çalışmada, yani bu önümüzdeki grafikte ben görüyorum. Peki Barış? Birkaç şey gösteriyor bence. Yani birincisi, Mehmet Ali Bey katılır mı bilmiyorum ama her şeyden önce bu %40 artı %50 tartışmasının biraz fazla mı olduğunun neden çıktığını gösteriyor. Yani sosyolojik olarak
AKP ve MHP'nin karşısında seçmen toplanmaya başlamış neredeyse. Yani orası hani böyle su akar, lavaboda bir delikte etrafını döner. Çünkü o bir akışkanın akış merkezidir. Oraya doğru bir toplanma başlamış. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi pekala bunun farkında. Ve MHP ile kurmuş olduğu koalisyonun aslında karşı tarafta bu etkiyi yarattığını gördüğü için bunu düşünüyor. Bu bir, bana bunu gösterdi. İkincisi, aslında fiilen bu tablo yine hani ne düşünür bilmem ama konuklarımız seçim sürecinde Millet İttifakı kazansa